Selam canlar, kanalımızdan bir videomuza hoş geldiniz. Bugün size işten açayım dedim. Şimdi kısa bir mola veriyorum. O yüzden bugün böyle yağmur da yağıyor gördüğünüz gibi yerlerde. Ben böyle ismimle gördüğünüz gibi Yasmin yazdım. Çocuklar daha kolay konuşabilsin diye. Şimdi yarım saat molam var. Biraz hava alayım dedim. Biraz öksürüğüm daha maalesef geçmedi. Böyle yani şimdi burada yakında bir market var. Aslında oraya girmek istiyorum sepet market diye. Hem size de çekmiyorum hem de biraz belki bir şeyler alırım dedim ama taşımaktan korkuyorum. Çünkü eve gideceğim bayağı bir, bugün Turgut da alamayacak beni. O yüzden bilmiyorum yani ne yapsam. Şimdi okula doğru geri yürüyeceğim. Molam var işte 15 dakika. Şimdi öbür sınıf için eşyaları hazırlayacağım. Az önce 3. sınıftaydım, birazcık böyle şeydi yani. Çocuklar zordu bayağı bir. Bazı sınıflarda maalesef çocuklar biraz daha böyle aktif oluyor. Çok aktif olunca da beni yoruyorlar. Çok bağırmak zorunda kalıyorum. Boğazım ağrıyor. Çünkü dinlemiyorlar. Yani böyle şimdi yağmurlu bir havada. Bugün yine yağmur yağmayacaktı güya. Ama yine yağmur yağıyor her yerde bakın. Yerler hep yağmurlu. Ben de böyle burada biraz hava alayım diye çıktım. Çünkü biraz hava almak iyi geliyor bana. Ondan sonra da 1. sınıfım var 2 saat. Ondan sonra inşallah eve gideceğim. Evde de bir sürü iş bekliyor beni zaten. Yemek falan filan. Bugün belki pide yaparım dedim çocuklara. Bakalım. Bakın şurada bir market var. Şurada bir market var. Sepet market. İçeriye dolaşsam mı dolaşmasam mı bilemedim. Dolaşırsam kesin bir şey alırım. O yüzden dolaşmayayım diyorum. Böyle yani. Buralarda böyle yeşillik hep bir şeyler var. Binalar binalar. Okulum da burada. Şimdi Perşembe'ye kadar daha bu okuldayım. Böyle yani canlar, şimdi sınıfa gireceğim. Bakalım. Yani neler bekliyor beni. Sınıfta kesin yorucu geçecek bugün benim için. Bilmiyorum. Bakalım. Hayırlısı. İnşallah evde yine açarım. Görüşürüz yine arkadaşlar. Günaydın arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Kanalımıza, bir videomuza hoş geldiniz. Bugün bir krejdeyim, böyle uzak bir yerde. Krejlere ders çalışıyoruz artık, yani krejleri öğreniyorum. Çarşamba günü de ilk kendi krejimi alacağım, yani ona başlayacağım. Bugün makyaj hiç yapmadım çünkü dün şeyim vardı. Ne diyorlar ona? Microblading ve deep liner'ımın nah behandlung vardı, yani tekrardan üzerinden geçildi. Biliyorsunuz microblading yapınca tekrardan bir üzerinden geçiyorlar 3 hafta bir ay sonra. Benim de dün terminim vardı, o yüzden şimdi 3 gün makyaj yapamam çünkü 3 gün su değmemesi lazım kaşlarıma ve göz üstlerime. O yüzden göz üstlerimde şu anda krem var, vazelin var. Günde 3 kere vazelin sürmem lazım iyileşmesi için yaraların. Ve göz üstlerim şiş şu anda. Çünkü dün acayip acıdı, yine tekrardan iğne batırdı. Kaşlarım o kadar acımıyor ama göz üstleri çok acıyor arkadaşlar. O yüzden bugün sıfır makyaj ve saçlarıma şey taktım bugün. Böyle çocuklar beğeniyor böyle saçlarıma bir şey takınca. Her zaman soruyorlar hani ne yapıyorsun, hiç pelisi falan diye. İyi geçiyor sağ olsun, Turgut beni bıraktı. O yüzden biraz erken geldim bugün. Çünkü bu geldiğim yer çok uzak arkadaşlar. Her yarım saatte bir otobüs kalkıyor. Bayağı bir yerlerden dolanmam lazım. Turgut'un iş yerine de yakın olduğu için beni o bıraktı. Böyle ormanlık bir yerdeyim. Şöyle bakın, etrafımda hep ormanlar var. Bugün ben ders dinleyeceğim sadece. O yüzden yarın tek başıma, artık yarın ben gösteri yapacağım çocuklara. Ama bugünlük şimdi çocukları, yani o arkadaş öğretecek bana. Cuma günü de öğrenmiştim. Yarın da ben yapacağım, o bana bakacak. Çarşamba günü de yalnızım zaten. Artık yavaş yavaş alıştım sayılır işe. Tabii ki belirli bir sorumlulukları, zorlukları var. Ondan önce de hastaydım biliyorsunuz. Biraz böyle hala öksürüğüm daha devam ediyor arkadaşlar. Geçmiş değil maalesef. Ama böyle makyajsız da bayağı bir soluk duruyorum sanki sabah sabah, değil mi? İşte dün böyle microblading yaptığımda bayağı bir acıdı. Şu göz üstlerim var ya arkadaşlar, görünüyor zaten galiba. Bakın kremden dolayı böyle beyaz beyaz şeyler kaldı. Bakın şey, vazelinden dolayı kaşlarımda vazelin var. Göz üstlerimde vazelin var iyileşmesi için. Bakalım arkadaşlar ne zaman gelecek. Size şöyle etrafı da çekeyim. Bakın burası gürü, yeşillik, böyle grün derler. Bizim orada Almanca yeşillik alan. Ama bayağı güzel bir kreje benziyor. Bahçeli mahçeli kocaman yeşillik alanda, ormanlık alanda bir yer.
Sizleri bayağı bir özlemişim. Aslında birkaç kere de çekim yaptım bıraktım. Çekemiyorum bütün gün. Eve gidince bayağı bir stresli oluyorum. Tatile de az kaldı bu arada inşallah. Nasipse tam 10 gün sonra uçuş var. Allah nasip kısmet ederse tabii ki bakalım. İnşallah bir şey çıkmaz ise biletlerimiz ayın 26'sında. Ama kısmet, her şey kısmet. Kısmetten öteye yolda yok. Önce sağlık, her şeyin başı sağlık arkadaşlar. Havalar bayağı bir soğudu. Şu an bakın duman çıkıyor ağzımdan. Bayağı bir soğuk yani gerçekten de. Şöyle bir etrafı da çekeyim size. Ondan sonra evde tekrardan açılış yaparım. Biraz sohbet muhabbet ederiz. Bakalım bugün neler yapacağız. Yemek yapacağım evde bugün. Ramış little yapacağım. Böyle soslu bir et. Yanına da knödel, böyle Almanların yuvarlak yuvarlak bir ekmekleri var. Bu arada ojeler sürdüm böyle tırnaklarıma. Şöyle bir de tatu yapmıştım. Kınadan. Ama tam tutmadı. Kınayla yapmıştım. Siyah kınayla. Ama tam tutmadım maalesef. Böyle canlar. Şimdi size etrafı bir çekeyim. Ondan sonra evde görüşelim. Şimdi böyle bir yer. Otobüs geldi şimdi. Şöyle yeşillik bir alanda. İçerisi zaten böyle Luna Park'a yakın bir yer. Şimdi iş arkadaşlarımı bekliyorum. Ben biraz erken geldim. Turgut bıraktı diye işte. Şimdi bekleyeceğim. Şurada bir yerde kreş var. Aha şu tarafta. O yeşil yerde kreş var. Bir yanının çöp arabası. Sabahları eksik olmaz. Değişik bir çöp arabasına benziyor. Böyle yeşillik, orman havası sabah sabah içime çekiyorum oksijen. Ama hava buz gibi, ellerim dondu şu an telefonu tutarken bile. Artık havalar soğudu burada arkadaşlar. Kış geldi diyebiliriz an itibariyle. Artık bayağı bir soğuk, gördüğünüz gibi. Bakın çocuklar kreşe giriyor. O çocukları az sonra göreceğiz muhtemelen. Veya yarın ben göreceğim. Çünkü grup halinde yapıyoruz. O yüzden kimi şimdi kimi yarın sıra var. Yarın da buradayım. Çarşamba Allah'tan bize yakın bir yerdeyim. Çok yürümeyeceğim. Böyle yani canlarım. Sizler nasılsınız? İyi misiniz? Yani şöyle bakın. Ha, bu arada Simba kustu arkadaşlar bugün ilk defa. Neden kustuğunu bilmiyorum. Ya kılçım kusuyor. Bilenler varsa bana yazsın. Normal mi kusması? İlk defa kustu. Ve şaşırdım bayağı bir. Niye kustuğunu anlamadım. Yemeği mi acaba hazmedemedi bilmiyorum. Ama bilenleriniz varsa normal mi kusması? Ya da ne yapmalıyız kusarsa? Bir yazarsanız çok memnun olurum canlarım. Çünkü biliyorum bayağı bir güzel kedi annelerimiz var burada. Yıllardır kedi annesi olan. Böyle yani. Şimdi buralarda biraz dolaşayım. Temiz hava alayım. Ondan sonra cuman iş arkadaşlar gelince krejimize girer, işimize başlarız. Sizi seviyorum. Evet kızlar. Şimdi ben eve geldim. Turgut bıraktı beni sağ olsun. Hemen kendime bir kahve yapacağım şöyle. Bir kahvemi yapayım. Onu bir güzelce içeyim. Ondan sonra cuma işlerime koyulayım. Daha çantamı getirdim buraya koydum. Telefonumu buraya koydum. İş arkadaşını aramam lazım. Bayağı bir işim var. Yarın için ders çalışmam lazım. Çünkü yarın krej, yalnız başıma yapacağım krejde. Bugün arkadaş yaptı. Yarın sıra bende. Bavulum da orada. Krej bavulum ayrı bu arada. İki tane aynı bavulum var. Birisi krej için, birisi de okul için. Krej için böyle K yaptım buraya. Okul için de S yazıyor. Şule diye. Böyle yani ev Allah'tan toparlamış Belinay herhalde çıkmadan, ki toplu duruyor. Bugün geç çıkmıştı Belinay saat 10'da. Yerleri süpüreceğim. Yerlerde kırıntı dökülmüş. Dediğim gibi Simba şuraya bir kustu sabah. Neden oldu bilmiyorum. Yemekten mi neden onu bilmiyorum. Şimdi uyuyordu, uyandı bakın orada. Yemeğini yiyor. Şimdi kuru mama yiyor. Islak mama veriyoruz. Acaba vermememiz mi lazım bilmiyorum arkadaşlar gerçekten. Bu arada çok soran olmuş. Simba'yı ne yapacaksınız? Türkiye'ye gidince de Simba'ya Belinay'ın hani kuzeni bakacak yani. Eşimin halasının kızı bakacak. Bir hafta, o da çok seviniyor zaten. Geçen götürdük evine biraz tanısın diye. Böyle yani arkadaşlar. Şimdi güzelce bir kahvemi içeyim. Ondan sonra tekrardan açarım vlogumuzu. Bugün bakalım neler yapacağız daha. Yemek falan yaparız herhalde diye düşünüyorum. Şimdi kahvem az kalmış. Kahveyi de dolduralım. Böyle yani canlar. Böyle uğraşıp gidiyoruz. Gerçekten her gün böyle. Bu saatlerde eve gelirim. Saat şu an 1'e geliyor. İşlerimi hallediyorum derken zaman nasıl geçtiğini hiç anlamıyorum. Bugün bir de ders çalışmam lazım biraz. Kreje yine alıştırıyorum ya, o yüzden.
Yani okula tam bitirmeden, alışmadan kreşe geçiririm. Biraz zor oluyor benim için. Ama yaparız evelallah diye düşünüyorum. Her şeyin hayırlısı. Böyle yani canlar. Ben kahvemi içeyim rahatlıkla. Sonra tekrar görüşelim. Evet canlar. Şöyle yemek hazırlıyorum. Size de bir çekeyim dedim. Bugün böyle hazır paket bir şey yapacağım. Bu ramen şnitzel'lardan. Ama ben böyle şnitzel tarzında değil de böyle kuşbaşı doğrayacağım. Yani doğradım. Öyle yapmaya karar verdim. Burada Alman usulü Gris Nocker Suppen var, çorbam. Burada da semel kredilerim var. Onlar pişiyor böyle ekmek gibi değil de böyle nasıl söyleyeyim size. Hamurumsu bir şey yani böyle. Bunlarla beraber sosla beraber güzel oluyor. Yani aslında bu tam olarak bir Alman yemeği gibi diyebiliriz. Rahmşmetsu mit Semmelknödel. Yanına da Gris Nocker Suppe. Böyle bugünkü pratik yemeğim. Çünkü saat bakın kaç oldu. Saat şu anda 3.43 geçi. Ben daha yeni yemek yapmaya başladım. Çünkü bayağı bir işim vardı. Ders çalıştım. İş arkadaşımla konuştum. Sonra tekrardan iş yerindeki yeri aradım. Ay 24'ü ile 25'i bizim bu okullar şey yapıyor maalesef. Dekrejler, ne derler ona? Protesto gibi bir şey. Onun için de iki krejim vardı tatil öncesi. O da iptal oldu. Şimdi onun yerine başka bir şey bulmam lazım. Yani bu işlerinde biraz bu ayarlama şeyi biraz saçma ve zor yani. Yani iş öyle kolay değil aslında yani yapılacak gibi değil gerçekten de. Maaşı da o kadar yüksek olmadığı için yani iş aslında bu işe o kadar şey olmaz ama işte yapıyoruz yani. Tatiller var. Tatillerde evdeyim diye en azından hani o iyiliği var yani o iyi noktası var. Şöyle çok bakın çorbalığımı gösteriyor şu içimde. İrmikli böyle şeyler oluyor bunun. Ama siz buhar oldunuz şu anda. Aşırı bir yemek şeyindeyim, modusundayım. Görüyorsunuz yemek hazırlıyorum. Böyle yani arkadaşlar dersimi çalıştım. Böyle bunu götürmeyeceğim yarın. Çünkü yarın şey kreşe gidiyorum uzak bir yere. Dedim ki zaten hepsi lazım olmayacak. Çünkü yarın hani ben yapacağım. Bayan hani iş arkadaşı bakacak. O yüzden yarın şu çantayı hazırladım kendime. Sırf bunu götüreceğim. Bakın bu maxi. Şöyle. Bu da Gimua. Böyle elinize takıp oynatıyorsunuz böyle. Bunları yapacağım yarın. Yani bunları götüreceğim. O yüzden de bavulu götürmeyeceğim yanında. Bayağı yük etmeyeceğim çünkü her şeyi. Yarın krejlerde böyle daha çok şey yapıyoruz arkadaşlar. Böyle sağlıklı işte elma ekmek götürüyoruz böyle sağlıklı olanlardan. Onları gösteriyorsunuz böyle çocuklara nasıl neyle yiyoruz. Bakın dişlerimiz var işte sağlıklı besleniyoruz. Şarkılar söylüyoruz. Oyunlar oynuyoruz. Bayağı bir güzel oluyor yani. Biraz da şöyle yüz yüze konuşalım dedim. Bu arada bunları böyle kınayla yaptım. Sabah söylemiştim zaten size galiba. Kınayla kendime tatu yaptım şöyle arkadaşlar. Zaten belli yamuk yumuk yapmışım. Şunu çok iyi yapamadım. Burada anahtar, kalpli anahtar vardı aslında. Ama geçiyor. İyi yapamamışım yani şöyle. Bunu sanki daha iyi tuttum ama bu da bir iki güne geçer. Bakın kınayla yapıyorsunuz böyle. Henna tatu var. Ondan şu halime bakmayın. Gerçekten perişanlık durumundayım. Makyaj da yapmadım ya. Kaşlarım şu anda biraz daha koyu duruyor. Dün tekrardan çizildi ya akşam, o yüzden koyu duruyor. Bu arada yemek yapıyorum ama buraya koyunca siz ışığı görüyorsunuz ya, böyle ışıktan görünmüyorum. O yüzden de dedim ki burada durayım. En azından böyle sohbet edeyim. Çünkü öbür türlü birbirimizi görmeyeceğiz arkadaşlar. Yani böyle bir yandan yemek, bir yandan ev işi derken işte böyle Yasemin'in şeyleri. Şimdi benimle atları yük almaya çıkacak. Hatta geliyor Belinay Hanım. Bakın Belinay da burada, teyzeleri. Uzun zamandır görmediniz Belinay'ı. Belinay da şimdi bugün erken çıktı. Eve geldi. Şimdi Yiğit almaya gidecek. Çünkü Turgut'un bugün iş bayağı bir sürecek. Öyle ondan sonra Azra gelir. Azra'nın yarın matematik sınavı var. Onu çalışırız derken gün bitti. Ağır da gitti. Valla ben daha bugün hiçbir şey yemedim biliyor musun? Saat 4. Yiyemedim. Fırsat kalmadı çünkü. Bir kahveyle duruyorum. Şimdi hemen yemeğimi yapayım arkadaşlar. Ben rahat cana. Belinay da Yiğit alsın gelsin. Valla bu vlogu inşallah bugün kapatabilirim diye düşünüyorum ama hiç sanmıyorum. Benim artık vloglarım gerçekten olmuyor arkadaşlar. Zaman kalmıyor gerçekten. O kadar seviyorum ki sizlerle sohbet edip vlog çekmeyi. Ama bir türlü artık zamanım yani olmuyor gibi bir şey. Ben böyle bayağı bir şeydeyim, stresliyim ama tatile götüreceğim sizi.
İnşallah yanımda diye düşünüyorum. Az kaldı. Tatilde böyle yine böyle her ikinci günde de her gün vloglamaya çalışırım diye düşünüyorum. Bakalım artık nasıl olacak. Böyle yani. Şimdilik yemeğimi yapayım ben. Ondan sonra tekrardan açarım inşallah, unutmazsam.